Behmenyar bin Merzuban, İbn-i Sina'nın öğrencisi. Doğum tarihi ve yeriyle ilgili fazla bilgi bulunmayan Behmenyar bin Merzuban, Hicri 458, miladi 1066'da ölmüştür. İbn-i Sina'nın en etkili öğrencileri arasındadır. İbn-i Sinacı felsefi sistemle sonraki dönem arasındaki önemli ara duraklarından birisini teşkil eder. Öğretisi: Behmenyar'ın İbn-i Sina felsefesine yönelik katkıları arasında hocasıyla yaptığı müzakere ve diyaloglar, İbn-i Sina felsefesi bağlamında yazdığı eserlerle hocasının tedris faaliyetini devam ettirmesi gibi hususlar yer almaktadır. Büyük oranda hocası İbn-i Sina'nın etkisinde olmakla birlikte bazı konularda ondan farklı tutumlar benimsediği de görülür. Fakat farklılıklar büyük oranda tertip ve tasnife dairdir. Bununla birlikte mesele düzeyinde farklılıklar da bulunabilmektedir. Bu durum en çok onun Et-Tahsil isimli ana eseri üzerinden takip edilebilir durumdadır. Behmenyar Et-Tahsil isimli eseriyle birlikte matematiğin teorik bilimler arasında incelenmemesi şeklinde sonrasında giderek yerleşecek bir uygulamayı tahkim etmiştir. Behmenyar'ın Et-Tahsili içerik itibarıyla daha çok Eş-Şifa, En-Necat ve El-İşarat gibi eserlerle örtüşmektedir. Eserde sırasıyla mantık, mutlak varlıktan bahseden metafizik, gerçekliği olan varlıklardan bahseden ilim inceleme konusu yapılmaktadır. Son bölümünse 4 kısmı bulunmakta olup, buralardaysa sırasıyla tabiat felsefesi, gökyüzü ve yeryüzü fiziği, oluş, bozuluş ve psikoloji konuları incelenmektedir. Behmenyar'ın mantık bağlamındaki en önemli tutumu, İbn-i Sina'nın bizzat kendisinin de değindiği üzere kategorileri mantığın değil, asıl olarak metafiziğin konusu olarak benimsemesidir. Metafizikte ise teolojiyi metafiziğin dışına çıkarmak gibi bir tercihte bulunduğu görülmektedir. Bu durum, Tanrı ve sıfatlarıyla ilgili konuları metafiziğin dışına taşıması ve ayrıca nübüvvet teorisinden de bahsetmemesi gibi durumlarda görünür olur. Bu durum, Behmenyar'ın daha çok ontoloji merkezli bir metafizik tasavvuruna sahip olması anlamına gelmektedir. Behmenyar'ın üçüncü sırada incelediği bilimin ikili bir yönü bulunmaktadır. Bu kısımda bir taraftan fizik ötesi alandaki varlıklar, bir taraftan da ay, altı alemdeki sebepli varlıklar incelenmektedir. Behmenyar'ın özellikle Et-Tahsil'in son kısımlarındaki psikoloji meselelerinde İbn-i Sina'dan farklılaştığı konuların en önemlilerinden birisi de nefsle beden, akılla duyu arasındaki keskin ayrımı aşmak ve daha bütünlüklü bir nefs-beden-akıl-duyu ilişkisi geliştirme amacı bağlamındaki düşünceleridir.